Evet, Newton-Raphson metodu ile ilgili örnek soru çözümü. Bu sefer elenli ifadeler var burada görüldüğü gibi. Fakat herhangi bir fark yok. Soruyu çözmeye başlayabiliriz. Yine tükenmez kalemle çözeceğim şu an. Evet, bakıyoruz Newton-Raphson ile çözüm. Ben öncelikle buraya Newton-Raphson ifadesinin formülünü yazarak başlayabilirim arkadaşlar. O yüzden dilerseniz öncelikle şuraya bir formülü yazalım. İki farklı formül vardı. Birinde n eksi 1 falan vardı ama ben n artı 1'li formülü kullanacağım. Xn eksi f, bu arada benim f harfim bazen böyle olabiliyor. Yani yazım okuyamazsanız. Bölü f'in türevi xn biçiminde bu ifadeler yazılır. Şimdi çözelim. Burada soru bana x 0 eşittir 1 dediği için n eşittir 0 şeklinde sorunun çözümüne başlanır. Bana eğer soru bu şekilde bir başlangıç noktası vermeseydi aralığı kendim belirleyebilirdim. 0 yazardım, 1 yazardım, 2 yazardım. Hangilerinde arka arkaya gelen iki tane sayının sonucunun çarpımı negatifse o aralığı alabilirdim. Oradan da bir başlangıç noktası seçerdim. Bununla ilgili örnekler çözdük kanalımızda. Bu daha kolay bir soru olmuş. X 0 eşittir 1 diyor. Ben burada ne yapacağım arkadaşlar? N yerine dolayısıyla 0 yazacağım. Fakat öncelikle şuraya bir yazalım şöyle. X 0 eksi f x 0 bölü f'in türevi x 0. Biz bunu kolay yoldan çözdüğümüz için hesap makinesi kullanarak öncelikle şurada türevini alma işlemlerini gerçekleştirelim. Önce f(x)'i yazalım. Ya da f(x) 0'ı yazalım arkadaşlar. Aynen yazın. Hiç üzerine bir falan yazmayın şu anlık. Çünkü onu hesap makinesi halledecek. Eksi, bu arada bu eksi. Artı 2. F'in türevini alalım. F'in türevi x 0'ı alalım. Şimdi türevini alırken elenli sayılarda üzeri buradan eksi 2 gelir. Eksi 2. Üzeri aynen yazılır elenli kısım. Ardından buradan bir tane eksi 1 gelecektir. Şimdi şu denklemi şu şekilde yazacağım. Bakın yine x sıfırımı yazacağım. Eksi diyeceğim. F'imi yazacağım. E üzeri eksi 2x eksi x. Bakın ne kadar kolay. Sadece yerine koyuyorum. Bölü eksi 2 e üzeri eksi 2x eksi 1 biçiminde gelecek. Şunu da şöyle genel bir paranteze alalım. Şimdi ben bu işlemleri yaparken hesap makinesiyle çok kısa bir yoldan bu sorunun çözümüne ulaşacağım arkadaşlar. Nasıl ulaşacağım? Bakın tek tek formülleri artık yazmayacağım ikinci iterasyonda, üçüncü iterasyonda. Burada bana x sıfırı 1 demiş soruyor. Yani ben ansımı 1 alacağım. O yüzden şöyle bir netleşsin. Evet, bazen netleşmeyebiliyor. Çok iyi bir kamera olmadığı için. Buraya 1 eşittir'e bastığımda benim artık ansım 1 olmuş oldu. Bu ne anlama geliyor? Denklemde artık x 0 gördüğüm yere ans yazabilirim. Şurada bakın x 0 var. Ans. Eksi diyorum. Genel bir parantez açayım. Bölme işlemi de olacak. İşim kolaylaşsın. E'yi yazıyorum. E'yi yazmak için burada alfa tuşuna basıyorum. Bu hesap makinesinde. Genelde böyle oluyor zaten. Sonra üzeri yazacağım. Eksi 2 x yerine ans yazıyorum. Ardından yanına geliyorum. Eksi diyorum. Ans diyorum. Ve artı 2 ifadesini koyuyorum. Sonra bölü kısmına geliyorum. Ne yazacağım? Eksi 2 elen. Eksi 2 shift'e alfaya basıyorum. Elen diyorum. Eksi 2 elen. Üzeri yapıyorum şu şekilde. Bayağı da karışık bir işlemmiş. Eksi 2 ans biçiminde yazdım. Bakın gözünüzü korkutmasın. Siz bir şey yazmıyorsunuz. Sadece hesap makinesi soruyu çözüyor. Ardından eksi 1 ifadesini de koyduk. Şimdi burada ben eşittir tuşuna bastığımda bakın ne diyor bana? 1.8935'li bir ifade. Yani 34, ama onu yuvarlayabilirsiniz artık, 4'ten sonra size kalmış. Bu şekilde birinci iterasyondan gelen, bakın birinci iterasyondan gelen köküm bu. Yani benim arkadaşlar burada köküm görüldüğü gibi 1.89 şu an olabilir. Aslında demek ki bu ne demek istiyor? 1 ile 2 arasında büyük ihtimalle. Neyse, devam edelim. 1.89 bulduk. Birinci iterasyondan gelen şeyimiz. Onu buraya yazalım. Birinci iterasyon. 1.893. Şu 4'ü yuvarlayalım artık geri kalanını. 5 biçiminde alalım. Siz hepsini yazın sınavda.
Ardından ikinci iterasyon. Ben kağıda yazarken yuvarlıyorum. Zaten hesap makinesinde hiçbir şey yazmayacağım için bakın. Tekrar eşittir'e basıyorum. İkinci iterasyondan gelen sayım 2,01706 şeklinde gitsin. Üçüncü iterasyondan gelen sayı bakın bu şekilde devam ediyor. Zaten soru bana ne diyordu? Üçüncü iterasyondan gelen sayıyı istiyordu. Üçüncü iterasyondan gelen sayıyı da ben bu şekilde bulmuş oldum. Bakalım kaça kadar gidiyor? Bakın herhangi bir değişim olmadı. Yani bulmuş olduk arkadaşlar. Bu şekilde görüldüğü gibi bulduk. Çünkü değişmeyince artık bulmuş olduğumuz anlamına geliyor. Buna lütfen dikkat edin. Bu soruda bizden hata oranını falan da isteyebilir. Gerçek kökü de verip isteyebilir. Fakat şu an öyle bir şey istemedi. Ama biz şöyle yapalım. Mesela ilkinde arkadaşlar biz hata oranımızı nasıl bulacağız? Formülümüz nedir? X'en eksi x mutlak değer içinde hata oranı olmak zorunda. Soru bana herhangi bir hata oranı verirse kontrol etmek zorundayım. Ben burada birinci iterasyon, iterasyonları yapmadan önce. Dediğim gibi aralık kontrolü şu şekilde olacak. Mesela tabi iterasyonlara geçmeden önce 1,8935'ten biri çıkaracaksanız bakacaksınız hata değerinden büyükse devam. Ardından 2,0170'ten 1,8935'i çıkaracaksanız hata değerinden büyükse devam. Bununla ilgili soru çözümü yaptığımız için çok fazla uzatmayacağım. Sadece şu hesap makinesini bir kez daha göstermek istiyorum. Burada bakın x 0 eşittir 1 dediği için soru. Ben 1'e bastım. Ardından eşittir'e bastım arkadaşlar. Ve 1 eşittir ifadesini yapmış oldum. Sonra şu formülüm neydi benim? X n artı 1 eşittir xn eksi fxn bölü f'in türevinde xn. Fakat ben burada gidip direkt değerleri yerine yazmadım. Yani x 0 yerine 1 falan gibi yazmadım. Zaten hesap makinesinde 1'in ansı olduğunu belirttiğim için direkt bakın burada tabi türevini falan yukarıda aldım. Burada yazdım. X 0 eksi e üzeri eksi 2x eksi x artı 2 dedim. Yani fx'imi yazdım. Ve bunun türevini yazdım. Türevi yazarken elenin türevine dikkat edin arkadaşlar. Üstü eksi 2'dir. Gerisi aynen yazılır çarpım biçiminde. Bu şekilde bu işlemleri yaptık. Eğer burada ans yazmakta sorun yaşıyorsanız, bu arada şunların hepsi tabii x0 olduğunu da belirtelim arkadaşlar. Kağıt üzerinde de önce ans yazıp sonra hesap makinesine yazabilirsiniz alışana kadar. Gerçi çok basit bir işlem. Ans eksi büyük parantez e üzeri eksi 2 ans eksi ans artı 2 biçiminde yazarsınız. Ardından bölümün içinde yaparız. Eksi 2 e üzeri eksi 2 ans eksi 1 biçiminde yaparız. Ardından bizim hesap makinemiz bu hesaplamaları gerçekleştirmiş olur. 3 iterasyonla dedik ve zaten biz burada bakın 4. iterasyonda ne yapmış olduk? Bunun sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yine Newton-Raphson ile ilgili soru çözüm videosunu çözeceğiz. Ardından Newton-Raphson'u bitirip yine bir önemli yaklaşık olarak denklem çözme metodu olan Kirish yani sekant yöntemine geçeceğimizi belirleyelim. Yine o sekant yöntemi de Newton-Raphson'a göre birazcık daha uzun sürüyor. Fakat orada türev almadığımız için eğer türev almada sıkıntısı yaşayan arkadaşlar varsa çok da panik etmesine gerek yok. Sekant yöntemiyle çözebilir. Ama tabi hocanın sınavda illa Newton-Raphson ile bu soruyu çözün derse işiniz zor arkadaşlar. Son bir şey daha, bazılarının kafası karışıyor. Ben bu ansı hesap makinesinden nasıl sıfırlayabileceğim diye. Onu da şöyle gösterelim. Şimdi hesap makinesinin resetleme kodu falan var ama hiç gerek yok arkadaşlar. Bunu silelim. Zaten siz ansı sürekli değiştirebilirsiniz. Yani mesela 4 derseniz eşittir derseniz ansınız 4 olur. Hani sıfırlamak istiyorsanız da 0 derseniz eşittir derseniz. Bunu nasıl kontrol edebilirsiniz? Yine hiçbir şey yokken ans tuşuna basın eşittir deyin. Bakın ansın son değerini ekranın sağ altında bulabilirsiniz. Ben burada bu modeli kullanıyorum. Daha alt modellerde de ans tuşu var. Onu da belirtelim. İlla bu kadar iyi bir hesap makinesine ihtiyacınız yok. Gerçi bunun da çok üst modelleri var. Burada artık orta kalite bir model haline geldiğini belirtelim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka soruda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.